İnsanlar iktidar istiyor, iktidarlarını korumak istiyor, iktidarlarını arttırmak istiyor ve iktidarların önünde gördükleri ne varsa onları ezip geçmek istiyorlar. Erkek egemen sistemde ve erkek egemen İslami harekette de bir takım erkekler kendilerine olduklarından çok daha fazla güç atfedip önlerine engel yarattığını düşündükleri kadınları ezip geçmek istiyorlar. Ama bu son olayda gördüğümüz gibi hiç de o kadar kolay bir şey değil. Şu anda çok acınası bir haldeler. Umarım bu dalga, bu direniş giderek artar ve içeriden İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkma dinamizmi, hareketliliği daha fazla artar. Biliyoruz ki AKP iktidarı Erdoğan kendinden olmayan kesimlerin itirazlarını vesaire hiçbir şekilde kale almıyor. Türkiye çoğulcu bir ülke değil. Rakiplerinin, muhalefetin söylediği şeylerin tersini yapmak gibi bir tercihleri var. Bunu, onlar ne söylüyorsa tersi doğrudur gibi bir yaklaşımları var. Burada ne mutlu ki nihayet içeriden birileri İstanbul Sözleşmesi'nin aslında iyi bir şey olduğunu, savunulması ve hayata geçirilmesi gereken bir şey olduğunu söyledi. Burada işler şu anda kilitlenmiş gibi gözüküyor. Bu sözleşmenin kaldırılmayacağı anlamına gelmez ama sözleşmenin iptal edilmesi halinde içerideki kadın direnişi ve onlara destek olan az sayıdaki erkek direnişinin daha da artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.